Buzzdiver Comedia presenta la serie podcast Cono de Salsa Cono Rápido. Berko Media kon Enes Uysal. Bu Japon parası da sen biliyorsunuz belki. İşte bu Ak Partililer şu yer şöyle bir yerden savunuyor ya. Yani şimdi ekonomik bir devrim hmm. yapmaya çalışıyor aslında Berat. Aha. Ve işte aslında parası değer kaybetmeden başlangıçta. Aha. Böyle işte kendi e, ayakları üzerinde durup e, ticaretle ileri gitmişti bir şekilde ekonomisini toparlayan başka bir ülke yok yani. Bunların hepsi zamanda o Singapur'da, Cartlacur'da onu çekmiş. Evet. Şu an öyle bir şey. Zamanında işte Japon parası da, Çin parası da çok değer kaybetti. Hiçbir anlamı yoktu falan filan. O yüzden 100, bin 50 yen şey oluyor böyle. Hani öyle oluyor falan. şey var yani değil mi? O zaman Berat'ı yediler yani. <laughs> Berat'ı yediler mi bilmiyorum ama şey mevzu şey yani Türk lirası 10 lira oldu falan dolar karşısında. 10 lira olabilir de hani 5 sene 10 lirada kalırsa süper bu arada. Ya ek ekonomiyi anlık takip etmek yani gündem işte ekonomiyle ilgili kötü bir şey olduğunda ekonomiden anlayan insanların bunu haber yapması ya da işte ekonomi bir yapan insanların haber yapması hmm. ve bunu oradan takip etmek çok komik bir şey yani hani böyle evet. hani bir gemi var arada bir batıyor kötü duruma düşünce işte haber alıyoruz fare gibi oradan oraya yani hiçbir fikrim <laughs> yok çünkü yani hani <laughs> aslında bakarsan birçok kişi için e, böyle şeyle ilgili... çok kötü diyorlar bir anda hastiktir gerçekten çok mu kötü falan hani tam doların olmamasının ne anlama geldiğini biliyorum şu an ben de hissediyorum falan ondan sonra ama şey günün sonunda ileriye dönük hiçbir fikrim yok. Bir de yani yani birkaç tane kişiyi takip ediyorum Twitter'dan. İşte Nusrullah Ayan falan gibi bir hmm. adam var mesela. İsmini doğru telaffuz ettim bilmiyorum da. Ee, onlar da teorisyen yani, yani bir noktada. Yani zaten tek bir gerçek yok, bir şey yok. Hep bir yorum falan. Bir de biz benim alemde borsacılık var tamam mı? İşte hmm. kendim bildiğim bileli borsada var. Hmm. Hatta işte 99 depreminin olduğu gece hmm. yani olmadan önce ee, kanka şimdi benim bir kirvem var falan <laughs> biraz daha çembelim <laughs> şöyle ama yani bu hikayeyi anlatırken ee, genelde böyle bir ayrıntılarda kayboluyorum ama olayın başlangıcı şu ee, hakikaten bir kirvem var kirve de bu Yılmaz Erdoğan kirveleri gibi değil galiba yani kirve sünnette yanında duran insana deniyor diye biliyordum ben eskiden. BKM tanışan o kadar. Ne ne oluyor yani? Sünnette yanında ya, duran yed, kişi. Sünnette yancı beni tutuyor falan. Sün, böyle. Sünnet şahidi falan. Sünnet yani. şahidi, sünnet dayısı ha. falan gibi bir şey galiba. Öyle bir e, aile büyüğümüz var işte. Ondan sonra. O adam zamanında Rize'de annemlerin falan arkadaşıydı. Ve çok e, erkenden borsaya girmiş. Hı hı. Almanya'daki akrabalarından. Herhalde Tio falan almış bir yerden ne var ne yok borç almış bilezik milletik ne varsa yollayın falan deyip galiba vurmuş oradan ve Hı -hı. herif böyle bir küçük kendi imparatorluğunu kurmaya başlıyor yani Hı -hı. böyle ailede bu Dallas'taki CR benzetmesi Hı -hı. falan yapılıyor kendisine neyse yani ben o sıralarda daha işte dediğim gibi sünnet falan çağında olduğum için olaylara hakim değilim ama adam bir şekilde bütün hayatını borsaya adayıp oradaki dalgalanmalar üzerinden para kazanıyor ve büyüyor gittikçe işte annemleri de borsaya sokuyor zaten o yüzden hani bu karlı bir şey böyle böyle falan diye Çocuğu zaten broker bilmem ne çatçut. Sonra bizimkiler de o yüzden hep şey yani. Zaten ikisi de memur. Hani hayatlarındaki açık ara en büyük heyecan. Yani hani kokain'e başlamak gibi bir şey aslında. Hani Borsa bir yandan hani her şeyin çok düzenli olduğu bir aile. Annem devlet memuru, babam öğretmen. Ya da canlı bahis falan. Canlı bahis gibi. Teleteks. bakmakla evet, evet. geçti hayatım yani. Teleteks'te 323'e bas. Ne olmuş? Çıkmış mı? inmiş mi? Onu bekle falan. Ee, ama onların da çok büyük bir fikri yok. Yani şey onlar da aynı az önceki ekonomiden anlamayıp gemi battığında sağa sola kaçışan fareler gibi davranabiliyorlar yani. Aha, Hatta evet. bunu biliyorum öyle olduğunu. Bana daha yeni itiraf etti annem daha geçen gün. <laughs> Ve yani 20 senedir falan ben benim takip ettiğim borsadalar yani. <laughs> hani oğlum şey dedi en son yani geçen gün. Ya biz birine yaptırıyoruz tamam mı bu şeyleri? Ee, bir tane Borsa yatırım, yatırım şirketi Aha. var. Borsa evet. işlerini annemler o birini arayıp şöyle yap, böyle yapalım, şunu çekelim, bunu falan yapalım diyor. Ama aslında bu çok sağlıklı bir hatta hiç sağlıklı bir yöntem değilmiş. Çünkü sen birine yaptırıyorsun. O adam senin kağıtlarınla oynuyor falan. Ne gerek var? Hani sen hmm. artık bu işi şu an yapan insanların tamamı rahatlıkla internetten takip edip kendi işlemlerini gerçekleştirebiliyorlar. Annemler de o skill olmadığı için şey dediler yani hiç ne yaptığımızın da farkında değiliz falan. <laughs> Anne dedim Gerçi bütün para orada duruyor yani. <laughs> Neyse. Benim bu e, kirvem önderliğinde o zaman alınan bir kağıt vardı. Ben işte 9 yaşındayım. Döktaş diye hiç unutmuyorum. <laughs> ee, şey, şey, şey şirket. İnşaat yapı malzeme şirketi falan gibi bir şey galiba. O ona çok yani bir dönem hayatımda sürekli duyduğumu hatırlıyorum yani. 5-6 ay Döktaş şöyle Döktaş yani anladın mı? Böyle evdeki ana e, konu başlıklarından biriydi. Hiç değişmiyordu hatta en önemli konu başlığı falan. yükselecek patlayacak, çatlayacak falan işte kooperatif kovalıyorlar bir yerden falan bir şeyler. Sonra işte Döktaş hakikaten yükseldi bugün gün bunların öngördüğü şekilde Aa. ve kutlama yapıldı. Ben işte e, e, Kirvim'in evine gittik. Kartal'da yaşıyorlardı o zaman. Biz de lojmandayız Kartal'da zaten. E, parti var. Babam normalde rakı içmez o gün rakı içiyor. <laughs> böyle bir şey yani. <laughs> çiğ köfte yapıyordu o adam falan, falan. böyle Çok iyi çiğ köfte yapıyordu. Çiğ köfteler yendi içtik sıçtık falan. Ben de olumlu bir şeyler oluyor. Yine yani şu anki ekonomiye bakış açımda aynı yerdeyim 10 yaşında da. Aynen güzel gidiyor işler falan. Ondan sonra mutluyum falan. Eve döndük deprem oldu. şey gecesinde. Ve tabi borsalar falan kapandı yani onu hatırlıyorum. Tabii. Ve onlar da çok kötü sallamış. O gece biz onlara gittik. Eve döndük onlar bize geldi. Çünkü çok kötü sallanmışlar. Sahilde <laughs> yaşadıkları için. işte ev çok gitmiş gelmiş falan bizim bahçeye çadır kurduk yani 3-4 saat önce şeydik falan hani nereden ikinci evi alsak falan oralar yıkılmış falan anda. <laughs> Ve yani bütün para bitti borsa gitti bilmem ne. Tabi o zaman onu düşünemiyorsun da belki kirlen düşünüyordur ya adam borsacı. Büyük Bizimkilerde konuştum. de vardı borsacılık ya. Ben bir ara hayatımda çok uzun bir süre şey duydum. Türkiye geldiğimiz zamanlar ama onunla. O pet kim? Ha. Petkim şöyle evet, Petkim'i pet ben, ben aliyah Petkim o Petkim evet yani. Petkim yani bir tane Petkim hmm. diye bir şey var galiba Petrokimya falan, ha. falan gibi bir şey ya bir arkadaşım benim liseden bir arkadaşım Üniversiteye geçtiğimizde Hı -hı. E, böyle kafası çok iyi çalışan bir arkadaştı Hı -hı. şey borsaya girmek istedi tam 3 bin 5 bin lira parası falan var Hı. yani birikmiş ne. ve bana danıştı. Benim ailemde borsadan <laughs> anlıyorlar falan ve işte ailemde borsadan anlayan kişileri tanıyoruz falan diye. Tabii. Şey gibi borsadan anlamak genetik falan hani. Kanka ya, sen de anlıyorsun. Genetikten da. ziyade benim şeyin bir e, legasisi vardı yani herifin. İşte Hürriyet'te yazıyor bilmem ne bu arada. Bu şirketlerde buna o da veriyorlar. Yani <laughs> buradaki bir şey. Çünkü büyük oyuncu olduğun için gidip orada e, bir şeyleri değiştirebiliyorsun falan. Gidişatı. E, sonra böyle o benim kirvem dediğim adamın oğlu da borsa broker hmm. dediğim e, abi benim arkadaşı şey yaptı. Bir gün bunları buluşturdum. Hani o borsa ile ilgili bilgi verecek falan. İlk ben adama söylediğimde şey diyor tabii ya gelsin yardımcı olursun falan ama o gün buluşturduğumda böyle şey bitirmeye girdiler. Yani sanki yeni bir uyuşturucuya başlatıyormuşum da <laughs> onun muhabbeti bir değişiktir yalnız falan filan gibi böyle anladın mı? Hani böyle tabii geldi yani şeydir. Ve o anda böyle herifin gözündeki şeyi gördüm yani. O böyle bir eee Başka bir kafa yani. Ona girdim. mi? O zevk için yapıldığı da belli bir yandan. Hani onun, onun sadece ya böyle... Ya sadece zevk için değil. Şey kısım var onun. Yani 2000 lira koyuyorsun tamam mı? Hiç dokunma gibi bir... Hiç dokunma demiyorum da. Hani borsanın şöyle bir şeyi var. Ne olursa olsun hep yükseliyor. Yani hmm. ticaret hacmi dünyada teknoloji geliştikçe yükselen bir şey. Yani sen hmm. paranı koy 2000 lira. 50 sene sonra al milyonersin gibi bir şey oluyor. Hani gerçekten bu arada. Onun kümülatif bir artışı var her zaman borsanın ama oraya onu koyman lazım. Bir de bat yani aslında oradaki bahis şu, batmayacak şirketlere koyman gerekiyor. O yüzden herkes mesela Koç'a koyuyor. Az kâr e, şey, kar ediyor belki. Ama e, 50 yıl içerisinde işte atıyorum 2000 TL koyuyorsun. Her ay atıyorum onun üzerine de 2000 TL koymaya devam ediyorsun. O iki, ilk koyduğun 2000 TL 50 sene sonra atıyorum 100.000 TL oluyor ama sonraki koyduğun 2000 TL'ler de bir oranda artıyor ve koydukça o senin için hani bir süre sonra neydi bir şey vardı hatta 1920'de savaş sonrası mı 1930 40'larda falan filan savaş sonrası paranı işte bilmem neye koysaydın şimdi işte atıyorum 50 milyon TL'n olurdu işte falan Aa. sebeplerden dolayı faizden vesaire vesaire. Bir de orada şey e, faiz şey gibi bir şey var. 2000 TL koyusun 2500 oluyor bir sonraki hesaplama 2500 TL üzerinden olduğu için artış oranı o, o, 2500 TL oluyor işte atıyorum 3500 TL 3500 TL üzerinden bu sefer tekrar hesaplandığı için hani aslında öyle öyle artıyor sen bilirsin kanka matematikçisin ya matematikçi de değilim estağfurullah <laughs> şey yani evet yine kesin burada yani bir anlayan biri daha olsa Evet bu olur teori de falan kağıt üstünde <laughs> maalesef bilmem hacimleri Yok ya geçenlerde charge, okumuştum bir tane. Bir, bir tane şey okumuştum. Bir sürü Amerika'da da Türkiye'de de bu arada var. Hani orta halli gibi gözüken ama aslında gizli milyoner olan Hani o şekilde bir sürü aile falan varmış hani <laughs> ya. Hani Türkiye kirli çıkım memleketi ya böyle herkes yastık altı altınlar falan filan. Gibi. Ha vergi mi kaçırıyorlar? Nasıl gizliyor? Yani? Vergi vergi kaçırmıyorlar ya. Sen devletten gizlemiyorlar. Ko ha, kolu komşudan, komşudan, gizliyorlar. komşudan gizliyorlar. Ya zaten neyden gizleyeceksin başka <laughs> Türkiye'de yani. Hani <laughs> borç istiyor herkes çünkü. <laughs> bir tane yazlık alalım. Memur maaşıyla alamazsın o yazlığı normal şartlarda. Ya bir şekilde bir şey yapman gerekiyor yani. Kooperatife giriyorlar ya Türkiye'de. O da çok e, enteresan bir bina. O 10 tane dairenin abi 10 tane daire yapacaklar. ikisini bize verecekler. Bizim normalde bir tane dairemiz var falan gibi bir kafayla. E bizim de vardı işte borsa zamanı Beylikdüzü'nde. tatilye hmm. vardı o zaman bir tane şehir hmm. merkezi. Işte, eğlence merkezi. Onun hemen yanındaydı. Arada bir iki defa gidip baktığımızı hatırlıyorum. Sonra kooperatif bitmeden sattık deprem sonrasında da. Değişik bir kafa yani. Evine gidiyorsun. Yatırım yaptığın ev yavaş yavaş oluyor böyle. Oraya taşınacak mıyız taşınmayacak mıyız? Taşımamamız bayağı iyi oldu bu arada. Şu konuda o kadar umarsız konuştuk ki zengin değilsin ama değil mi? Ben mi? Ha. Yok yok bunların hepsi. Ya yani nasıl örnek verebilirim bilmiyorum da. Yani abi bir şekilde ee, devletten kalan artıklarla yaşıyoruz falan gibi bir şey oldu? Çünkü <laughs> mesela devlet, şey bu zaten lojmanda yaşıyorduk. <laughs> ee, yani şey aç Nerede açıkta lojman? falan değildik de. Lojman Kartal'da annem e, közmetleri müdürlüğünde çalışıyordu işte. <laughs> kapanmadan önceye kadar. Ondan öncesi Rize zaten. Rize şey rahat yaşarsın yani. Git kanka çok fazla bir şey yapmak zorunda değilsin. Öyle memleketler var ya. Hani şey, gayet güzel hayatında idam etmiş. Ama herkes İstanbul'da bir şekilde. <laughs> Aynen. Ee, ya lojmanda zaten hiçbir şey para ödemiyorsun. Öyle bir durum var. Bu benim küçükken bile garibime gidiyordu yani suya para ödemiyorsun. Yanlış hatırlamıyorsam elektrik parası falan da gelmiyor. E, devlet de, lojmanı zaten. Zaten Hı -hı. sonsuza kadar da kalamıyorsun o yüzden. Belirli bir süren var. Bizde 6 sene mi 7 sene mi ne kalabilmiştik. Hı -hı. Oradan sonra taşındığımız ev mesela öyle bir apartman dairesi alt katıydı. Hatta şu şu an annemlerin oturduğu e, evin sokağında başka bir yerde. Ee, sonra deprem sonrası bazı evler ipotek falan orada çorba oldu, bir şeyler oldu yani. Hı -hı. Yeni yapılıyor olan evler, bazısı işte sağlam mı değil mi diye yanlış hatırlamıyorsam bir şey oldu falan. Hani değeri e, belirlenemeden el konuldu devlet tarafından. İpotekiye girdi. Bilmem ne oldu. Bize yine bir yerden hı hı. bizimkine çevresi iyiymiş şu an düşünüyorum da hı hı. bir haber geldi yani <laughs> belediyeci bir adamdan aile dostumdan e, böyle böyle bir ev var şu kadar liraya alabiliyorsun ama mümkün değil yani öyle bir paraya ev alman yani üçte biri fiyatına falan alırsan al falan gibi bunlara girmişler öyle bir ev aldılar mesela o ev bir ilk aldığımızda o evin içini doldurabilecek kadar şeyimiz var mıydı onu hatırlamıyorum mesela. Yani içini yaptıramadık falan. Evi aldık da ha, <laughs> anlatabiliyor evet. muyum? Yani hani bir yapılması gereken şeyler var. Bir süre yapılamadı yani. Ee, ama şey kadar değil mi? Hani abi duvarlara resim asmamız gerekiyor çivi yok falan. Çivi yok yani <laughs> o kadar değil belki ama şey yani bayağı <laughs> ee, boyumuzu aşan bir şey yapmıştık. Ama güzeldi yani İnsanlar. O yaşmak iyi ya. Kampçı gibi bir şey. Ha, evet tabii tabii. Aynı yani o tür şeyler. Madem böyle bir boka girdik. O tamamını erdirmemiz gerekiyor. <laughs> o yüzden hani ne yapalım? Ekstra çalışalım gibi bir. Aynen. O da yani. Ama mesela bir sonra İstanbul'da yani o annemlerin şu an yaşadığı eve, sitedeki eve en son taşındığımızda birkaç sene içerisinde babam çok iyi çalışıp bir şey yaptı. Özel ders falan veriyordu. Hmm. Mesela araba aldık. Yani hatırlıyorum. Hmm. Yani çok ikinci el 97 model falan bir arabaydı ama aldık. Eee yani fena değildik. Sen de baba mesleğini sürdürüyordun, özel ders veriyordun. Ne oldu? Ne? Devam ediyor musun? Yok devam etmiyorum. Ee, o böyle şey oldu yani. Girip, üniversitedeyken e, ikinci sınıfta falandım galiba. Ee, babamın özel ders verdiği çocuklardan bir tanesi. Aşırı sorunlu bir çocuk böyle. Ve a, anne baba ayrılmış falan. Beni böyle aşkar Farah'da filmin ortasına falan attılar yani. <laughs> Durduk yere. Hayatımda hiçbir şey yok. Bir, gitar mitar çaldığım bir dönemde. <laughs> böyle yıkılmış bir aile bir tek masa kalmış şeydi. Onlar az önce anlattığım <laughs> şeyden çok daha beter yani. Çocuğu, çocuk da çok kafası çalışan bir çocuk değil ama yardıma ihtiyacı var. Annesinin psikolojisi bozulmuş. Baba gazlamış gitmiş. Evdeki eşyaların yarısı satılık falan filan. Böyle kriz yani. Ev çok soğuk. Ayaklarım üşüyor. <laughs> ve sen o kişiye eğitim veriyorsun. Evet ve ücretsiz. Pişiyorum. Oo, yani ha. pişmiyorum da yani ne bileyim şey. Yani yardım edin falan. Bizde de yardımseverlik böyle şey gibi, refleks gibi bir şey olduğu için yani. O <laughs> mantıklı işte. mı değil mi falan aynen. Hiçbir şekilde aslında yardım mı ediyorum etmiyorum onlar da düşünülmeden tabii falan. Ee, ve işte o çocukla biraz çalışmıştık hiçbir şey yaramadı. Ondan sonra ama ondan sonra bir tane kız arkadaşım vardı. Onun kız, komşusunun kızı da bir şey hazırlanacakmış. Onlara Hı. ders verdim, bir tane ayakkabı aldım falan bayağı böyle Milat'tan önce 2 yılında falan yavaş yavaş ticarete geçiyormuşum gibi yani ayakkabı <laughs> verdiler falan olmadı falan neyse. Ondan sonra sonra bir şey o... sonra şey şöyle bir şey oldu. Benim o dönem böyle yaptığım 50 tane iş vardı. Yani e, o, liseden sonra o kadar tutturamadım ki hiçbir şeyde. Hani bir yandan müzik yapıyorum falan işte Barlarla çalıyoruz falan ama o çok bir süre sonra bayıyor yani. Her perşembe pazar günü pardon perşembe cuma günü üst üste bir gün İstanbul Taksim'de uh -huh. Le Chopi'de bir günde Antalya'da falan çalıyoruz yani. Uh -huh. Garip bir tempo var ve neden içine düştüğümü de tam anlayamadım bir tempo. Neden Antalya'ya buradan Riyanla çalacak başka adam mı yok yani Antalya'da falan? <laughs> hani cover çalıyoruz öyle bir şeyimiz diyor. Anladın mı? Ondan sonra Ryan'a <laughs> baksan. Aynen. Ondan sonra şey, e... ya o tempo içerisinde bir yandan da şey bir oynuyorum falan. Yani üniversiteye girdikten sonra alaka alaka? Nasıl işte ki işte şey, İTÜ'de bu şenlikler, panayırlar falan oluyor ya okul ilk hı hı. başladığı gün kulüp tanıtımları falan. Hı hı hı. Orada bir tane ya ben hep basketbol oynamıştım lise zamanında. Ee, sonra sakatlandım. Yani bir iki kere sakatlandım da en son üniversiteye girerken mi, lisenin sonunda mı ne bir bileğim döndü çok kötü. Ya artık basket oynayamam hmm. dedim şeyde falan. Salonda falan. Bileğim döndü ama rugby oynarım gibi mi? Ya ama öyle değil. Basket şeyinde, kortunda bileğin dönme ihtimali Hı. çok daha yüksek. Evet. Futbolda, futbol gibi rugby ha. ya. Yani sağ evet. olarak. Evet. Yani çime basıyorsun. Bileğinin döneceği bir şey çok fazla yapmıyorsun aslında. Rag şeyde basket evet. çok daha işte sağa sola yön değiştirirken bileğini zorladığın Hı. şeyler oluyor ya. Ee, aslında rugby oynamadan bir tane biriyle tanışmıştım. internet üzerinden. Eee Zekai diye buradan selam olsun. Kesin dinliyordum. Şey. <laughs> <laughs> Boasino'da okuyan Tenis Kulübünün kaptanı falan bir adamdı. Aha. Tenis oynuyordu adam. Ve bana şey yaptı. işte ben dedim öğrenmek istiyorum. Hani tek başıma yapabileceğim bir şey olsun. Bir şekilde spor iyi geliyor yani. <laughs> böyle koşturmak <laughs> evet, falan Evet, Ondan sonra Bubble vardı Boğaziçi'nde. Hatta sonra öğrendim Nuri Bey geceleri pazar günleri 8 ile 10 arasında <laughs> tutmuş her sene hep ondaymış. O oynuyormuş. <laughs> Bubble'da yaz kış oynayabiliyorsun kapalı kort olduğu için. <laughs> Bir dönem işte Zeka ile tenis oynadık biz. Ve ben tenis öğrendim yani az buçuk. Hı hı. O dönem öyle geçti bir sene. Sonra üniversite birinci senede girememiştim. İkinci senede ya yani o sırada zaten oynuyordum ben. Okula girince tenis de bir noktada baydı Hakikaten zengin sporu yani mu bilmiyorum o kadar büyük şey yapamam ama bulamıyorsun. Birini bulamazsın oynayamıyorsun. Kort bulman lazım. Ayarlaman lazım. Hani iki topa vuralım falan gibi bir şey olmuyor yani. O yüzden onun böyle bir patlamıştı o iş tam yani yapacak bir şey arıyordum. O zaman da bir tane film izlemiştim böyle Invictus diye. Hı -hı. Zaten birçok rugby, Türkiye'de rugby oynayan insanın böyle hikayesi bu şekilde. Bir film izlemiştim. Evet evet ilerlediğine eminim gibiyim yani. Ee, o filmde rugby magbi dönüyordu falan filan. Öyle bir fikrim vardı yani. Sonra okulda o dediğim şeyde kulüp tanıtımı gününde bir arkadaşla tanıştım. Onun öyle bir şeyi varmış. Rugby komünitesi varmış. Oynuyorlarmış. Hı -hı. Ottumuz diye bir takım var. Hı -hı, biliyorum falan. Biliyorsun zaten mevzuları evet, biraz Mustafa'dan. Evet. İşte bu yurt dışında yaşayan abilerin Türkiye'de aktivite olsun diye kurdukları her cumartesi buluşup antrenman yapıp sonrasında bira içtikleri bir şey. Kulüp. Sonra böyle orada şey yaptım. Oynamaya başladım yani. Zaten öğreniyorsun falan yavaş yavaş. Ve birçok arkadaşım oldu. Yani çok yakın arkadaşlıklar kurdum mu için orada böyle bir şekilde sosyal ortamı bir, beni birazcık içinde tuttu hmm. başlangıçta. Sonra işler biraz ciddiye biniyordu falan filan. Ee, daha böyle ama rugby yani hani Türk bu arada tenis dedim rugby de Türkiye'de olmayan ne varsa stand up şimdi mesela hani... <laughs> Aynen. Ya yani şey e... yani şu şey tamamlayayım da o sırada hani de rugby oynuyorum falan yapıyorum filan yapıyorum, yapıyorum müzik yapıyorum. Çok okula da gidiyorum güya da okula falan gitmiyorum yani. Hiç Hı, -hı. kimya okuyordum. Ee, o sırada şey oldu, çok yakın çocukluk arkadaşım var Gülçin, hı hı. Ee, o başarılı bir öğrenciydi ve ya, yani ne yapmak de çok emin değildi ve böyle mühendislik falan yapmak istemiyordu, hı hı. endüstri mühendisiydi. Ee, ofis açtık Gülçin'le bir de o sıra biz, özel ders merkezi açtık. Hı hı. O zamana kadar bir iki kere ders vermiştim, ofisle birlikte aa, yapılabiliyormuş demek ki falan filan gibi. Öyle ciddiye bindi işler. Yani ben bir dönem hakikaten hem ofise gidiyorum, rugby oynuyorum, müzik yapıyorum falan. Saçma sapan bir tempom vardı yani böyle şey. Bayağı 19-20 yaşında stopaj ediyorduk yani saçma <laughs> sapan. İTÜ'de bir dönem şey yaptım. Rugby takımını çalıştırdım. Hatta başkanı falan olmuş olabilirim. Yani çok emin değilim ama. Aa. Benim bir başkanlık şeyim var şu an. Şu an düşününce bak aklıma geliyor böyle. Siyaseti Sınıf başkanlığım bilirsin var. Bilirsin <laughs> Sınıf başkanlığıyla başlayan. İşte ne bileyim yok ya o kadar da yokmuş herkes kadarmış. Şey yani benim rugby oynadım işte kaç sene diyeyim 4 sene 5 sene boyunca hep şey muhabbeti vardı. Rug yani en büyük rugbycilerin rugby hmm. sendikası falan neyse. <laughs> Mücadelesi normal bir sahada oynamaktı yani evet. aslında en temel. Bir tek Otdül'ün mesela devrimde oynuyorlardı Otdül. Ee, onların keyfi tıkırdı yani nispeten. İşte Samsun Çim'de oynuyordu zaten Aha. bir zahmet yani. Yemyeşil memleket. Ondan sonra şey. Ama hep şeydi yani işte yok çakıllı oynuyoruz, toprakta oynuyoruz, ayaklarımızın hmm. ağzına sıçılıyor falan. Hep böyle bir hani 1930 papazın çayırı dönemlerini yaşıyor gibi bir şey vardır Yani Böyle şu an biz öyle şeyler yapıyoruz ki gelecekte rugbyciler falan filan hep böyle muhabbetler dönüyordu ama Türkiye'de öyle işlemiyor. Bir yandan şöyle bir şey var. 1930 yılında rugby maçı yapılmış yani. ilk başladığında böyle tarihiyle ilgili İngilizler mi getirmiş? E, yüksek ihtimalle. Eee, yani böyle atıyorum basketbola başlayacak bir insana şey dersin ya işte bir başlangıç kiti böyle Michael hı hı Jordan hı. bu tanışın işte bu top bu da işte pota falan gibi. Rugby de böyle geçerli şeyler var işte bir iki tane oyuncu var çok dünyaca ünlü. Ondan sonra Türkiye ile ilgili söylenen şey de Galatasaray ve Fenerbahçe birbirlerine karşı maç hı hı. yapmışlar. 1910 falan doladır hatırlamıyorum 20 falan doladır ama 30'dan sonra değil yani ondan emin gibiyim. Ee, Sonra işte zaten Fransızlar falan rugby oynadığı için Galatasaray herhalde oradan bir şey yapıyor. <laughs> akıyor kanal. Fenerbahçe bilmiyorum ama galiba Fenerbahçe Galatasaray yenmiş bayağı farklı. Öyle olunca da Galatasaray küsmüş. İki kulüpte resmi rugby e, branşlarını kapatmışlar. Olaya bak yani. Yani bu hikaye umarım yanlış aktarılıyordur. Böyle bir saçmalık olur mu yani? yani böyle bir şey olmamış olsa demek ki hani şey futbol yerine rugby şu anda Türkiye'nin Yani en azından şeyi... bir o kadar. Çünkü bir yandan Gürcistan'da rugby Ata sporu gibi bir şey. Ata spor değil de. Ben zaten merak etmiştim. Türkiye'ye geldim. Aslında tüm Türk insanın dokusuna uyan bir spor evet, ya evet. rugby. Ne zaman yani. İrlanda'dan İngiltere'den ya da işte Yeni Zelanda'dan biri gelse konuşsak falan. İşte rugby sizin şeyinize çok uygun. Buna teşekkür de edemiyorsun ya bir yandan. <laughs> evet. Yani çünkü iyi bir şey aslında. <laughs> hani vur, kır, koş. Tam sizlik falan. Evet, teşekkür evet. ederiz. <laughs> Onarı olduk. <laughs> ben mesela rugby işte bir, bir noktada bırakıyordum. Arkadaşlarımın tamamı dağıldı. Ve biz ortamın için yani bir Mustafa'yla falan da orada tanıştık Hı -hı. zaten. Ee, Ortamı hoşuma gidiyordu yani. Ha, hafta sonu içiyorduk falan. Çok sosyalleşebilen bir insan değilim. Böyle hazırda arkadaş grubu gelince Hı -hı. paket halinde <laughs> hemen seni içine alıp şey Var mıydı yapardık. şey kadınlar oynuyor muydu rugby? Tabii tabii aynen. Türkiye'de. Hı -hı. Hatta kadın rugby'si daha iyi yerde galiba şu an. Yapma ya. Tabii. çok daha hızlı almıyorlar <gülüyor> şey, <gülüyor> e, taktikler falan daha kurallara uygun bir şekilde oynayıp hızlıca çekiliş şey Fransa'yı falan yani Türkiye'ye ya galiba. Türkiye kadın rugby'si, Yedili rugby. Fransa'yı. Evet. evet Arkadaş Fransa da iyi bu arada. Yanlış hatırlamayayım iyi iyidir tabi. Fransa rugby ee, ya Yatan bırakacakken şöyle bir şey oldu. Yani böyle 23 falan yaşında mıydım? Yok hayır. 22 Hı -hı. yaşında falandım galiba. Ya rugby'den sıkıldım. Müziği bıraktım falan. Yani çok Kaç yaşındaydın? 22 falan galiba. Aa. Müziği bıraktım. ya yani Müziği bıraktım deyince de böyle <laughs> büyük bir şey söylüyormuş gibi oluyor da çalmayı bıraktım o barda Hı -hı. yani. Çalmayı <laughs> bırakması sonra, gibi. Aynen. Ee, ofisi kapatmak zorunda kaldık. Yanlış hatırlamıyorsam Hepsi aynı anda mı oldu? Yok da çok sırayla ve benzer zamanlar oldu. Çünkü şey oldu. Bu e, hükümetin FETÖ'nün üzerine binmeye başladığı dönemler Dershaneleri ilk darbeyi sağlam bir darbeydi. Dershaneleri kapatacağız dediler. E, bizimki dersane dershane yani aslında. E, etüt evi falan gibi bir şey. Hı hı. Hatta etüt evi deyince böyle FETÖ eski bir şey oluyor. <gülüyor> <gülüyor> Neyse. E, hatta unutmuyorum 500 bin lira ceza ya da 6 ay hapis falan gibi net yaptırımları var. Yani senin orada şey yaparlarsa. Yani 500 bin liramız yok ben hapiste artık. Müziği <laughs> orada devam ederim müzik kariyerime yani. Yazarım ederim. Aynen. Ee, o dönemde rugby de bırakıyordum aslında. Artık okulu bitireyim mi ne yapayım falan hani böyle bir karmaşık bir dönemde. Sonra şey oldu. E, milli takımlar falan rugbyde de böyle burs vermeye başladı. Hı hı. Ben burs alabiliyormuşum var ve milli takıma çağrılmıştım. Gitmeyecektim aslında bırakmak istediğim hı hı. için. Milli takıma çağrılmıştım dediğinde yani çok büyük bir olay değil bu. Yani bunu o anlattığımda. Vay yani hani vay dedirtmek için değil de arkamdan belki de lan zaten kaç kişi milli takımda hava atıyorsun demesinler diye bu şey <laughs> refleks olarak bu de, duvarı şey yapıyorum defans ölüyorum yani. Ee, az kişi oynuyordu ama çağırdık Neyse. Oraya da girebildiğimi düşünmüyordum bursal alabilmek için. Çünkü Hı -hı. okulla ilişkim çok kötü yani. Hı -hı. Uzatmışım içi, 6. senem falan. Ne okuyordun? Kimya. Ondan sonra ama meğer ikinci üniversiteye kayıt yaptırarak işte İstanbul Üniversitesi'nin, pardon Eskişehir Anadolu Üniversitesi'nin açık öğretiminde kayıt yaptırarak onun üzerinden burs alabiliyormuşum hı hı. falan. O yüzden girdim. Burs tabi ihtiyacım var. 4 sene boyunca açık öğretimden kalmazsan aldığım bir burs. Sonra milli takıma girdim yani tam bitirecek bitireceğim derken böyle birkaç ülke falan gezdim. Güzel oldu. Finlandiya'ya falan gitmiştim rugby'yle. ile. O kısımları eğlenceliydi bayağı. Yani ayrıntılarında sıkıntılar yaşasam da sonuçta Finlandiya'ya gitmek hı hı. güzeldi. Bunun da ayrıntıları ne? Yani işte o 20 tane 30 tane yarısından çoğu e, Avrupa'da yaşayan rugbyci gurbetçi erkek, misin? gurbetçi erkek ama yani erkek yani. Hı hı. Testosteron şov. <laughs> yani Finlandiya'ya başka bir türlü gitme şansım olsa öyle değerlendirmek isterdim. <gülüyor> <gülüyor> yani e, garip bir şeyleri var. Fiyortlarda gezmediniz mi? Yok ya fiyortlarda falan barlarda gezdik. Ama şeydi ya güzeldi yani ne bileyim iyiydi. Sonra o da bitti yani milli takımda işim bitince daha doğrusu burs muhabbeti bitince yavaştan rugbyden uzaklaştım. Hatta şu an bunu dinlerse birçok rugbyci eski dostum şey yapar vay falan filan işte. Mesaj sattı. atsınlar sana ya. Mesaj Selam atsın. ne haber ne yapıyorsun falan. Hiç var. yazan eden var mı? Hala e, muhabbetin devam ediyor mu? Tabii yani ama. Deniz Krom işte biliyorsun. Aha. Buradan uğursuz adını anal analım. Deniz Kromcu'na <laughs> rugby tanıştık. Şu an Fransa'da kendisi. Korsika'da. Ha, Korsikada. Sen gittin da. değil mi oraya? İki Korsika. defa gittim evet. Nasıl güzel mi? Ben Deniz Kuram'a bir ince bir parantez açıp oradan devam etmek istiyorum. Hı -hı. Bir kere, rag, çok iyi rugbyciydi o. Hayatta hiç kaybedecek bir şey olmadığı için o benim gibi <laughs> şey yapmadı yani. Birinin üzerine koşarken... <laughs> Beklemedi. Ha, anladım. <laughs> i̇lk başta Direkt koştu ve vurdu yani. Tamam. Senin kaybedecek neyin vardı? yani ne, Var olduğunu düşünüyorum en azından. Öyle yetiştirildim. <gülüyor> <gülüyor> yani var mı yok mu bilmiyorum da orta sınıf şey ya bu. Dilemma yani. Hani çok da bir şeyin yok ama olabilir gibi hissettiğim bir ömür. <laughs> ee, Deniz Kron buradan işte o milli takım furesi ilk başladığında çok iyi oynadı falan. Biz bunu besledik mesledik. Büyüdü 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 böyle ayı gibi bir şey olup Fransa'ya transfer oldu. Korsika'ya gitti. Hı -hı. İlk sene rugby oynadığı gibi yaptı bir şeyler ortamını kurdu. Sarı Korsika çok şey bir yer. Marsilya'nın karşısında Fransa'ya ait bir ada ve çok tutucular yani. Rize gibi bir yer arasında yani bildiğin. Hani Fransa böyle Fransa'nın Rizesi. Yani evet. Hani Parisleri de sevmiyorlar. Evlerini patlatıyorlar falan. Yazlıkları var. İşte burada öyle Paris'in nebi <laughs> olmaz falan filan diye işte bilmem ne. Anladın mı? Bayağı kapalı olsun. bir yer yani böyle. Ee, orada normal Türkleri falan ya ben gittiğimde ziyarete gittiğimde şey şakaları yapılıyordu. Ee, tanışıyorum Deniz'in arkadaşlarıyla. Beni şey kız, küçük kız çocuklarını geri çekiyorlar falan. Kendi arkalarına saklıyorlar. Akın yok bizim çocuklarımıza dokunmak yok falan. Zamanında Osmanlı'dan öyle bir şey kalmış adı da ee, Pedofilim. Anlamadım. Yani artık çoluk çocuk kim varsa bunlar elden mi geçiyorlarmış ne yapıyorlar. Böyle bir şaka var yani. Hani bu gerçeği ha. yansıtmasa da yansıtıyorum bilmiyorum daha doğrusu. Ama böyle bir şaka var yani. bayağı kendilerini geri çekiyorlar çocuklarını falan filan. Okey abi <laughs> ofansif mizah bilmem mi? ne. Ondan sonra. Ee, öyle bir yere gitti ama çok sarışın, ana deli gibi İngilizce konuşuyor. Fransızca hızlı öğrendi falan filan diye kendini sevdirdi. Sonra zamanla rugby ile o ilişkisi azaldı, hatta bitti. Orada takılıyor en son şimdi güvenlik çok. Ya yani şey bir şeyler yaptı. yapıyor. Adının Korsika'nın şeyi mottosu Kalma tua papyon diye bir şey söylüyorlar. Sakin ol kelebek. Yani hiçbir şey için aceleleri yok işte. Halledilir bilmem ne. Böyle bir rahat bir dingin bir hava var. İlk gittiği senelerde Böyle üçüncü, dördüncü senesinde şeyi söylediğini hatırlıyorum. Yani abi artık sıkılıyorum ama karada bir yere mi çıksak hmm. falan filan. Belki şimdi de hissediyordur aynı şeyi ama şu an orada çocuğu olacak ve o kadar da dünya kara partisiyle o kadar ilişki kurmak zorunda değilmiş gibi. Şu an bir yandan yani adada olmak iyi ya yani. Hani... Korona. Takılıyor olabilir. yani evet. Ve e, rugbyden sekip öyle pragmatist bir şekilde hayatına devam ediyor. <laughs> Seviyoruz kendisini. <laughs> Ragbiyi şu anda istesen oynayamazsın ama herhalde yok. o yaşı geçtin. Ya yaştan değil bu 30'lu yaşların ortasında rugby'ye başlayan insanlar vardı hatırlıyorum. Hmm. Bu senin fizik kondisyonunla alakalı öyle bir durumum yok zaten şu an. Sadece arada buraya işte bisikletle geldim gibi şeyler yapıyorum şu an. Ama şey atıyorum bir iki sene önce bir sene önce sahne için Ankara'ya gittiğimde Hı -hı. mesela otlu çocuklarla buluşuyoruz falan. Hı -hı. Bir tane e, gösteri maçı falan gibi bir şey var tamam mı yani maksa toplanmak Hı -hı. öylesine halı saha Aha. gibi çok sert bir şey yok ama herkes özlediği için zamanında da sert daha yüksek seviyede fiziksel olarak oynadığı için maç içinde gaza gelip birbirine şeyler yapılabiliyor yani böyle bir şeyler falan. Mesela öyle bir maç aslında hafif tempoda geçen çok da koşmadığın bir maçtan sonra bile hareket edemediğimi hatırlıyorum yani. Bütün vücudun etkileniyor. Halı sahada bile aynı şey olmuyor mu abi? Şu an yapsak halı saha. Şey atar, atar yani. yani. Sen stand up'a oradan rugby, rugby bıraktı. Rugby oynamaya devam etmiyordun stand up. Hayır. Karşısında. Rugby bıraktım. Her şey. Özel ders ofisi kapattık işte şeyden dolayı. başka müzik de yapmıyordum. Gerçekten hiçbir şey yapmıyordum. Yani stand-up'a başladığımda onlarla ilişkim yoktu. Hatta şöyle bir şey yapmıştım. Ofise, ofis bizim Suadiye'deydi adında dolu hı. yakasında. Ütü maslakta olduğu için ben artık hiç gidememeye başladım. Yani bitiremeyeceğim kesin de okulu. Hı hı. Kaydımı ilk ÖSS puanımla geçiş yapabildiğim hı hı. bir sistemle Marmara Üniversitesi'ne aldırmıştım. Göztepe işte malzeme metalürji mühendisliği gibi. Bölme. Ben hatırlıyorum o dönemleri galiba. Ha yani ya. bu... senle tanışıyorduk değil mi? Sen Marmara'ya geçerken. Valla ben 25 yaşının sonlarında falan e, yani 26 yaşında falan neredeyse başladım diye hatırlıyorum stand-up'a. Yani ilk başladığında seninle tanıştık zaten evet. o yüzden. Yani o 26 yaşında hala şöyle bir dönemim vardı. Ee, hani bir yandan okulu burada bitiririm. Bir yandan da stand-up'a bakarız falan. Ama stand-up'la ilgili hiç şey düşünmüyordum ben ya. Bunun bir kariyer olabileceği ya da bilmem yani bundan hayat kurulabileceği Nasıl falan. gaza geldin ki? O ee, ya o misin? hikaye işte şey. Benim bir şey, çocukluk arkadaşım vardı. 10 Hı. yaşında, 9 yaşında falan tanıştığımız. Mert işte. Ondan sonra onunla böyle bütün hayatımız birlikte geçti. O da tıp fakültesi okuyordu. cerrahpaşa'da Paşa'da. Ondan sonra okulu bitirdi o. Benim ne yapacağımı bilemediğim ve işte müziği Rugby'yi, cartucu, her şeyi bıraktım ve kaos yaşadığımız bir dönem. O da Hı. çok mutlu değildi hayatında. Ondan sonra bayağı düzenli içiyorduk biz falan böyle. Bu içtiğimiz günlerden bir tanesinde e, sahilde otururken bir Lix falan izlemiştik bir yerden, hatırlamıyorum Hı. nereden. Ama o şey, sahnedeki cesur tavrı falan filan garip Hı. garip şeyler söyleyebiliyor olması bayağı komimize gitmişti. Bir dönem biz içip içip şey yapıyorduk. Bilix'e bağlıyorduk. Herhalde olsun adamı falan filan. <laughs> yani sarhoş olunca en son nokta. O böyle kendini rahat hissettiğin ve överek uyuyakaldığın şey Bilix'ti. Sonra benim de artık yani işler çok yolunda değildi. Yani bir şey yapmam gerektiği ve artık düzenli para kazanmam gerekiyor falan filan gibi bir dönemde. ve ne ne istediğimi de bilmiyordum. Mert bir gün geyikle karışık şey dedi. Acaba şey mi denesen stand-up mu denesen falan. E bunu niye dediğini hatırlamıyorum yani o kadar ortamda sürekli konuşan falan ama komik olduğunu inanıyormuş herhalde bilmiyorum. Ee, Sen öyle düşünüyor muydun? Yok ya ha. alakası. Ya ben müzik yaparken falan bile şeydim hep böyle geride kalmayı seviyordum çok fazla. fazla. Ya bazen şey oluyor ya mesela işte 10 kişi falan var. Ha -ha. Çıkıyorsun. Ke Baya kendine komik gelen bir şey var. Ha. Yapıyorsun uzun 3 dakika falan anlatıyorsun. Bir kişi hayvan gibi gülüyor. Evet. Herkes sessiz zaman. Evet. E, o gün de okey yani. Çünkü Tabii tabii. Onu almış olabilirsin sadece. Yani eve gittiğinde hanımını bugün ne tuttun falan dediğinde bugün bir tane vurduk ama <laughs> 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 alabalık hepimize yeter. <laughs> ya o şey bir şey komedinin birazcık e, anti büyüsü falan değil. yani Büyüye evet. en uzak şey gibi. Bazen. Seni komedide tutan şey o bir kişinin gülmesi değil mi? Yok ya. ya gülmeyi tabii ki herkes kadar ihtiyacım var komedyenler olan şeyde e, sahne çıktığında ama eee ben evde kendi bulduğum şakayı atıyorum. Ev arkadaşımı anlattığımda ya da çevremdeki kız arkadaşımı anlatınca Hı -hı. falan o göt olma hissinde de aynı şeyi o kadar hızlı yaşayabiliyorum. Yani sahneye çıkmış kadar Hı -hı. ve güldürememiş kadar etkiliyor beni aslında yani, bir tabii şekilde. Tabii aynen herkese ama arkadaşlar da ekstra push zaten. Hani bazen ya, özellikle bir şöyle bir şey oluyor. Sürekli birlikte vakit geçirdiğin insanlara artık Hı -hı. sen kendi yani yapa, yani bir seviyenin üzerinde şaka yazabileceğini bildiklerinden mi? Normal akış içerisinde artık o seni hiç tanımayan bir insan kadar etkilenme olasılığı az olduğundan Hı. Mı falan bir takım seviyeler azalıyor. Ama iyi şakaya iyi dediği zaman genelde Hı -hı. iyi oluyor yani. Ama e, şey demek istiyordum bu anti büyü şeyinde herkesin aslında yapabileceği bir şey gibi Hı -hı. ve zaman zaman herkesin yaptığı bir şey ya komik Hı -hı. olmak. Evet. Bu gerçek. Yani evet, Çünkü evet. iletişim için kullandığımız şeyi yani sözü Evet. manipüle edip başka yerlerden evet, perspektifle evet. yaklaşıyorsun. Her, çok ortada olan bir şey ya hı hı, evet. komedi. O kısmı çok komik yani. Hani iyi daha doğrusu. Komik değil etkileyici neyse. Evet, evet. Yani aslında şu an bile burada anlatabileceğimiz 50 milyon tane komik o maden kazınmamış evet. hali duruyor. Evet. Ve aslında herkes yani şu kapıdan bir tane alakasız postacı girer. Şu sağlığına bakıp kitapla ilgili çok komik bir şey söyler. Ben üç yıl düşünsem bulamayacağım bir şey. Falan. Ha, evet zaten o. 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 kısmı çok komik yani. Hep birlikteyiz. Aynı şey yapıyoruz. Sadece konuşarak yani stand-up özelinde özellikle bu. Fiziksel komedide falan başka bir şey giriyor yani. El ko koordinasyon, yetenek falan ama sadece konuşarak bunu yapabiliyor. Bak <laughs> çok komime gidiyor yani. Hani <laughs> cümleler, cümleler kuruyorsun onun mantığı. Ama komedyen bir kişi e, yani mesleki olarak bunu Aha. yapıyorsa onu paketleyip Zaten tabii, hani. Tabii Belli yani, bir pakete koymak zorunda ki evet, satabilsin. Evet. Ben mesela ilk başladığımda ya şu an anlayışım birazcık şey açısından değişti o açıdan. Eee yine buradan kendisini anmadan geçmeyeyim. Hmm. <laughs> Norm McDonald'ı niye seviyorum çok fazla diye hep şey yapıyorum böyle kendime soruyorum falan. Çünkü hiç Kendini sevmiyorum. Kendini eleştiriyor musun sevdiğin için? Eleştirmiyorum asla. Şöyle asla. Bir şey niye eleştiriyorum ama. Yani Norm Mcdonald'ın. eee Dehasından korkun diyeyim ya burada. <laughs> sevmeyen arkadaşlarım. Ee, yok ya gerçekten hani adamı bazen böyle mantıklı değerlendirdiği zaman bu salan teki ne yapıyor yani insan adam gülüyorsun Sen... da her şeye gülebilirsin falan filan gibi bir şey oluyor. Ee, yani şey demek istiyorum her şeye gülebilirsin derken hani o kadar saçma e, şakaları hazırladığı yerler seçtiği konular bahsettiği şeyler ve güldürmek için kullandığı şeyler hem kendi personası tipi falan her şeyi toplayınca o oluyor onu böyle evet. öykünmek saçma evet saçma da e, o bile o kadar saçma şeylere salak şeylere e, tutulup bu o çizgisinden hiç kopmayarak güldürdüğü için senelerce bir şey olabiliyor ama o bile şey yap, şey yapmıyor yani bir şakayı anlatmak için verilmesi gereken zaman öncesinde komik olmayacağın o dakikalara verdiğin zamanla ilgili çok cüretkar yani o kadar acelesi yok. İşte evet. e, rahat rahat takılıyor. Gelecek varoluş şekli o zaten evet. hani sen o hasbel kadar para kazanmaya başlamış gibi hani <laughs> Ya evet. Ama ondan bağımsız şeyden bahsediyor. Mesela bir şakanın şey final kısmına Aha. gelecek güldüreceği kısmı oraya gelene kadar normal anlatıyor ediyor ben ilk başladığımda hep böyle gü güdüsel şeyler geliyordu. Cümle Hı -hı. komik bir evet. şey. Bir tespit falan filan çat diye kafamda çakıyor. Onun evet. üzerine kuruyorum ama başlangıçtaki setlerimde hiçbir şey hiç şey yoktu. yani. O, o cümlelerle ilgileniyordum sadece. Evet. Onun başı, sonu, onu nasıl hazırlamak gerektiği az önce Hı -hı. şey dedin ya, komedyen paketleyip sunmak Hı -hı. zorunda falan. Ama o kafaya yeni eriştim gibi Hı -hı. Şey yani. bir sene bir buçuk evet, sene evet. oldu olmadı yani. Ya onun onu anlatana kadar biraz be... ya bu dün bile açık mikrofonda 3 senedir yaptığım bir şaka var Mihal Şuma ile ilgili. Hı -hı. Pardon, İbrahim Tatlıses ile ilgili. Abi o şakanın sonuna bir tane bir şey ekliyorum. Yani Hı -hı. bir cümle daha. Hı -hı. Diyorum ki Ve işte daha iyi İbrahim Tatlıses evet daha iyi olmuyor oluyor yani. Çünkü evet. İbrahim Tatlıses kafasından vurulup ölmek üzereyken ölmeyip bir de çocuk yaptı diyorum. Evet. Nüfus planlamasına bir savaş açmış diyorum. Buraya kadar o kadar gülünmüyordu. Bana çok komik geliyor bu. Aha. Sonra dün ve ondan önceki bir tane açık mikrofonda şey demeye başladım. Dünyadan bir tatlı ses eksilecekken şimdi artı iki tatlı ses var. Ha olup hayvan gibi gülüyorlar. Yani bunu yani o bir yandan şey de yapamıyorum oturup bir şakayı daha mükemmel hale nasıl Hı -hı. getiririm diye bu hafta bu şakayla uğraşacağım falan gibi bir şey yapamıyorum ya dikkat ondan ya da çoğu kişi belki öyle çalışamıyordur ama e, bunlara buna ihtiyaç var yani sadece Hı -hı. her şey benim kafamda gerçekleştiği gibi evet, gerçekleşmiyor evet, evet. onu bunu insanlara anlattığını unutuyorum bazen Fon saçma. Ama işte şey anladın <laughs> değil mi demekse anlattığımı sen? unutuyorum. Yani evet bana çok komik geliyor da yani falan. Zaman da bu şakayı ilk kurarken seni aşırı güldürmüştüm Hı -hı. şeyle yaptım iddiacılar yakından anlayacaktır. Hı hı. Birden iki oldu falan Azrail için falan gibi bir şey söylemişti. Evet, hani. evet, evet. Kazanıyordu işte birini öldürecekti. Biri daha doğdu falan. Evet, evet, evet iş evet. çıktı falan gibi. Evet evet. Ee, o sen seni bayağı almıştım ama o şey çok niş bir referans olduğu için şu, onu kullanmıyorum ama <gülüyor> <gülüyor> ya onu onun ama onun muadilini yazmadım mesela oraya o kısmını attım aslında öyle bir şey istiyorken yapmadım falan ee, böyle konularda da açık mikrofon ne diyoruz komedinin direği <laughs> Demedim. Ya niye, niye niye çalışma şekli herkesin kendi çalışma şekli var da senin de yani o şekilde belli ki yani evet. iki senedir anlatıyorsun ama o diğer ekstra cümlenin gelmesi iki sene sürmesi de çoğu insan için çok doğal olabilir ya. Yani. Evet tabii genelde şey oluyor işte atıyorum on tane şakan varsa hala hazırda defter defter kullanıyorum biliyorsun şey üçüncü dereceden memur evet. Akın Aslanoviç Defter yani, önemli ama ya. Yani. Tabii tabi. Ondan önemli. sonra bence de öyle şey. Yani bütün şakalar aynı anda çalışıyor gibi bir şeyim. Yani bir şey hakkında düşünmeye başladığım zaman diğer şakalarla ilgili şeyler geliyor. Yine aynı psikolog deneyimli şu an gelse, evet anlıyorum sizi falan. Senin senin <laughs> senin seni, seni, senin adamın norm mu sadece? Yok değil tabii norm falan değil. Norm hiç değil şey sadece. Şey, norm Louis çok şey seviyorum, seviyorum tabii ki. De. Yani norm beni şey gibi ya, dayım falan gibi normal Senle... dinleyip normal hani en kötü hissettiğim anda bile açıp yani o bambaşka bir gerçeklikten kurduğu hayatı. Bu biraz tabii bize yansıtılan şey. Çok en dibine kadar gerçeklerden bahsedeceksek elbet onun da vardır falan filan ama hayatını bir materyale dönüştürmüş gibi bir şey neredeyse. Senin seni Benim şey gördüm. yapacağım ya. Bak ölmeden, normal ölmeden yani Aha. bizden daha olası çünkü o. Normal ölmeden ee... kabuğuna çekildi bu ara koronadan dolayı. İnşallah yani Allah izin verirse <laughs> söz şey varsa <laughs> <laughs> cümleyi tekrar kuracağım ya. Seni şey yapacağım ya. Normala yemeğe çıkaracağım. Yemeğe. Ha yemeğe göndereceğim. Şey baş başa. Yani Bu arada, o kadar seviyorsun. Orospu çocuğunun teki olduğuna eminim ben yani. Normal. Yüksek ihtimalle. Aynen. Şey daha dün şöyle bir hikayesini dinledim. Bu e, bir tane Norm'un şeyi var tamam mı? Fan hmm. şeyi var YouTube kanalı. I am not Norm diye. E, ya da kendim artık <laughs> bilmiyorum. Da. Orada işte vay Norm McDonald's is comic genius falan öyle bir video vardı. Böyle Çünkü bir sürü video var. <gülüyor> Böyle <gülüyor> bir sürü video var biraz fan işi yani. Şey öyle şey man manalı değil. Zaten bu anlatacağım da öyle değil. Şey yapmış bu bugün. İşte Comedy Store'da bir yerde bir line-up'taymış. <laughs> ee, bu en son çıkacak. Line-up mı deniyor buna? Doğru mu söyledin? Ha. Ha. En son çıkacak. Ondan ha. önce de 4-5 tane komedyen var. Ee, bu çıkıp ondan önceki 4-5 komedinin bütün şakalarını yapmış abi. Bir Orospu saat. Orası bu çocuğu işte. Ya abi ne yapıyorsun falan. Yani, bir de sonra kendi bir saatini de yapmış. Yani hani onlarınkini yapıp onların üzerinden sonra inmiş. Nasıl işte hiç sizin şakalar yaptığına göt gibi kalktın sonra gibi. <laughs> yani böyle bir insanla ben yemeğe çıkmak isteyeceğimden çok emin değilim. <gülüyor> Ama <gülüyor> uzaktan güzel yani. Ya ha. Şey e işte bu anti komik mesela bizim Ali Can falan nefret eder. Deniz Yokuşa sevdireme. Gerçi bir gün şey yapacağım. Bir sunum hazırlayacağım. Öyle bir anlaştık kendilerimizle de. <laughs> Belki son bir son bir deneyeceğim yani. Ama e, şey e, ya ne bileyim şakaya yaklaşık, yaklaşım biçimi olarak falan e, set şeyi falan ritmi mi çok etkiliyor beni ya garip bilmiyorum. Yani bazen benzemeye çalışıyormuşum gibi de hissediyorum. <laughs> Ama bazen de şey diyorum kendi kendime. Yani bir insana komedisine bu kadar yakınlık kuruyorsam e, demek ki onunla ilgili bir şeyim var ya. Yani 50 milyon tane komedyen var çünkü yani çok iyi. Evet. E, niye yani deriyle bu kadar bağ kurup onun gibi olmaya çalışmıyorum da bunun gibi olmaya çalışıyorum? Demek ki benim aklımda bir şekilde ona yakın şekilde çalışıyor olabilir ama tabii emin de değilim. Bazen kendimi billboard gibi hissettiğim anlar da oluyor yani evet, şey evet. sinirlenip falan filan böyle ama onlar o, yani o, o birazcık şey gibi geliyor. Ee, kendimle alakalı. Gerçekten güldüğüm şeylerde daha etkili olabileceğim bir evet. şey. Ee, anlatım türü yani biçim üslup neyse ama gerçekten güldüğüm şeyler mi de, o konuda tartışırım yani kendimle tartışırım. Ha anladım. Yani anlatabiliyor ben... muyum anladım, yani anladım. gerçekten mutlak komik olan şey o değil yani tamam çok etkileyici. Senle alakalı bir şey oluyorsa benim de sevdiğim komediyenler e, genelde şey çok millete hitap ettiği için değil bana bizzat hitap ettiği için. Aha sevdiğim. Evet evet. Şeyler oluyor işte stand up setlerinde işte Mark Maron hani onun o salak düşünce sistemi sanki şey gibi hani e, böyle iki tane objeyi birbirine uydurmaya çalışırsın ya. Ya yani onun söylediği şey benim beynimle uyumlu hale geliyor o evet, an için. Evet, hani evet. çünkü ben de o, o olayı o şekilde yaşıyorum gibi değil. Bu arada hani a aynı benim başıma da geldi o yüzden gülüyorum ya da benim ah falan filan değil de. Benzer bir durumda yüksek ihtimalle o konuyu ifade etmek için aynı cümleleri kullanmak zorunda hissederdim kendimi. Yani Bence o de. öyle hani zihninin çalışma şekli diyelim. Aha. Şey de öyle, Bill da öyle mesela. Bill o anlık sinirlenmelerini ben ee, oralara tutulmuyorum. Herifin bir şey anlatma şekline Tabii çok de, ya zaten abi sinirlenme sinirlenmeme, cool olma... Ya da weird olma norm gibi falan biraz. Bu tamamen kişinin kendisiyle evet. alakalı bir şey. Yani nasıl bir insan olduğunu alakalı. Onun dışında mantık kurma yeteneğin sinirliyken de farklı. Yani Bilber de çok garip komik mantıklar evet. kurabiliyor yani. Garip evet. garip şeyleri seni inandırmaya çalışabiliyor. Evet. Ee, orada sadece şey tavrı malı. Mavra... çok hoşuma gidiyor <laughs> falan. Tavrı falan. yani Bilber'ın mesela şey yani survival falan gibi bir şey hmm, var. Kapası evet. var ya. Yıkılmadım lan ben buradayım. Sonuna kadar komedi Öyle bir tip ya. Şey yapmış. Patrice bunun kulağını çekmiş de kendin evet. ol falan demiş. <laughs> Bu sabaha kadar buradayız. 30 saat falan işte yok gündemli. Philadelphia'da 8 dakika millete sallıyor falan. Yani mesela herkesin yapacağı şey. Mesela Louis yapar mıydı bence? Teşekkür ederim deyip giderdi belki. Ş yani bazıları da joke writer. Mesela Norm şakayı kendi şeyinden önüne alıyor yani. O bahsettiği evet. şeyle ilgili inandırıcılık ki bunu ben bu kadar hissettiğim diğer komediden şey herhalde. Woody Allen galiba. Woody Allen'ın o dinlediğimiz planda şakalarını anlattığı işte muz jok falan vardı ya hatırlıyorsun Hı -hı. değil mi? Yani yok. Bu, 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 Çok Anlattığı e şey absürt bile değil. Yalan yani. Seni inandırması evet. gereken şey bir geyik falan filan bir şey. garip. Ama gibi. gerek de yok zaten. Gerek de yok ama o kadar iştahlı ihta ve e, hikayeyi ön plana alıp o hikayeye inandığını bize hissederek anlatıyor evet. ki Norm'un işte en büyük başarısı bu bence. Çünkü yani katıldığı işte konun falan da soruyorsun Letterman'a falan. En istediğimiz ve en güldüğümüz şey diyorlar genelde. E, Tonight Show konuğu. Evet. Çünkü yani garip bir şey eksene kaydırıyor şey yani ne yaptın ne ettim normal projeler nasıl gidiyor falan değil de hani ha. tam komedyenlerin hepsi garip iyi muhabbet yapıyor ama geliyor burada yok bilmem ne bizim işte Yakup Usta vardı bizim bir şeyleri yaptı falan karşı saçma sapan <laughs> bir şeyden bahsediyor yani marangoz biliyorsunuz falan. E abi 10 <laughs> on dakika onu koyuyor. yani anladın mı demek istedi? Evet, evet, başka anladım. bir şey yani. Onu zaten o yüzden o yaklaşımı yüzünden seviyorsun. Mesela son Netflix'te yayınlanan yaşlıyken specialı var. En yaşlıyken Çok iyi değil bence. Yani. Eski şeyleri çok daha iyi. Me doing stand -up var mesela. O çok daha iyi. Ama o adamı artık bildiğin için Burr gibi işte yani. Evet evet. Burada Bilbör normu övdüğü bir tane şey var. video var. Yine ben de burada fan girl şeyi olarak bulunuyorum zaten de. Şey diyor. Norm diyor işte yıllar sonra SNL kovuldu. SNL'e gitti. Oradaki monologunda dedi ki ben yıllar içerisinde daha iyi bir komedyen olmadım. SNL sıçtı. Helal olsun sana. <laughs> Anladın mı? Adam yani dünyanın en garip adamını tanımlamak için tercih ettiği şey taşşaklarını yiyeyim falan gibi yerde. Anladın mı? Yani? Bir yandan öyle de yani. <laughs> Yükselen ben değil alçalan duvarlar Aynen. şekli. <gülüyor> 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 of ya evet evet Nor Norm, Norm'un hala kitabı duruyor bende biliyor musun? Ah oh, evet çok iyi kitap. Önerelim. Önerelim bayağı iyi. Şey e... Louis'nin de ön sözünü yazdı. Yani zaten. Parayla ilişkisi çok kötü. Kumarbaz deniyor. Evet evet. Ben o 1 milyon dolar işte alırsam ama kaybedersem şöyle olur ikna etmeye çalışıyor Aa, falan ama yani. gidiyor falan. Şimdi sürpriz <laughs> vermeyelim. Ee, satılıyor kitapçılarda falan gibi. <gülüyor> <gülüyor> Türkiye'de yok galiba kopyası. Var mıdır? Hiç zannetmiyorum. Yok bence. Ya çok komik ya hakikaten herif. Bu arada o e, kitap da hikaye full. Tabii tabii. S sallama Bazı yani. şakaları var zaten içinde. Onlar şakaları var. zaten var bir de hani böyle bir biyografi gibi yazdığı hmm. için bana daha da komik geliyor. Bir yerde spoiler gibi olmasın oralara geldim bilmiyorum da Ghostwriter'la arada geldim, bir geldim yani 8-9 sayfada bir Ghostwriter'ın notları var. Bu herifle <laughs> evet. çalışılmıyor bilmem evet, Bir noktada Ghostwriter gidiyor. Ghostwriter evet, gidince evet. Norm Bok gibi yazmaya başlıyor falan. Öyle yani garip çakalar yapmışlar. Komik gelmişti. Virgülleri virgülleri çok kötü yani. Kıt İngilizcemle evet. bile anlayamayacağım hatalar. Ya mesaj millet mesaj kaygısı güdebiliyor ya komedi dinlerken de. Hı hı. Norm'da ya da işte Woody, ya yani bunlarda da olsa bile daha farklı bir formda yapıyorlar. Daha şiir gibi yapıyorlar. Hatta bu arada gerçekten yani. Ya Şöyle bir şey var. Yani hissettiğim şey. Ben mesela sahnede anlatırken şey o kadar yüzde yüz cesur değilim şey açısından. Hmm. Bana komik gelen her şeyi anlatmam yani. Hmm. Her evet. şeyi diyeyim. En derin, dip böyle işte ne bileyim bir takım etik şeylere falan dikkat ediyorum. Yani otomatikman etmek etmem gerekiyormuş gibi geliyor. O da böyle Türkiye gerçekliğiyle alakalı bir şey. Yani. Amerika'da hmm. yaşamıyoruz falan. Sözün değersizliği o kadar bilinmiyor yani evet. şey. <laughs> Ama ee, yani bir şeyler söyleyen komedi de iyi yapıyorsan çok iyi. Evet. İyi yapıyorsan etkileyici ve o, o makro mantıkları iyi evet. kurabiliyorsan okey ama biraz iyi kurabiliyorsan bile takatim yok. Çünkü şöyle bir şey oluyor yani. E, tam komediye böyle bir der şey biçelim. Bir görev biçelim atıyorum. Hı, hı. Ee, söylenemeyeni söylenen olsun hı hı. falan işte. Padişah'ın yanındaki cüce bilmem kim hı hı. falan gibi bir yerde olalım. Hı, hı. Abi şu an zaten söylenemeyeni herkes söylüyor. Söylenemeyeni söyleyen, komedyen olmayan bir sürü insan evet. var yani. Her yerden evet. duyabiliyorsun. Sen söylenemeyeni okumak istiyorsan oku, aç Twitter'a gir. Takip etmek istiyorsan medyaskop izle falan bir şey yap yani. Anladın mı? Bunu da yani komedyen de aynı şekilde onu yapınca aynı şeyi yapan bir sürü insan oluyor ve birbirine destek çıkan. Yani bu güzel bir şey de bir yandan hani şey açısından böyle bir muhalif bir ses olabilmek açısından. Ama yani benim çok yükseldiğim bir şey değil. Aklıma kendimle alakalı mesela sahnede politik spektruma giren şakalarımla alakalı beni ilgilendirmese yapmazdım yani hiç. Ha, evet evet. Tamam. Evet, evet. Ben mesela işte ailemdeki böyle ırkçılıklarla ilgili falan şakalar yapıyorum mesela. Bu komik geldiği için yani bana ha, anneannemin evet. tonton bir insan olup aynı zamanda ırkçı olması komik geliyor yani. O yüzden bunu yapıyorum. Yani <laughs> o, o, o eğer beni ilgilendirmese bakalım bakalım şimdi temel e, dünyevi sıkıntılar neler? ırkçılık, açlık, Şundan da biraz bahsedeyim falan gibi değil yani. <laughs> Yine güdü gibi bir yerden çıkıyor. Onu yani ona ilgilenmemin sebebi kendi duruşumla ya da hayata bakış açımla alakalı olabilir ama ona kastım mı sıçıyorsun. Ama şey, şey çok iyi. Şey. Senin Bill Hicks'le başlayıp norma gelmen. Hani ha, oradaki evet, evet. ilk Bill Hicks'i hızlı bırakıyorsun zaten. Bill Hicks'le ilgili böyle Bil hikaye Hicks, çok. Bill evet muydu. evet. Bill Hicks'i ben de yani izlediğimde aa çok komik falan yani net bu arada. Ama ikinci ya şey gibi bir kere izlersin ama ikinci izlemeyeceğim bir film gibi Bill Hicks. Evet. <laughs> yaptı evet, evet. stand-up'lar. Yani e, Zeitgeist belgeseli iz, izliyorsun gibi oluyor. Tamam bir daha izlemiyorsun işte bir sürü anlıyorum falan <laughs> hani dünya garip bir yer falan gibi bir şeye dönüşüyor bu arada gerçekten. Yani ama ondan sonra benim de işte bu Allen'a mesela hani hmm. o dünya garip bir yer zaten ve bu garipliklerle ne yapabiliyoruz da odaklandığı <laughs> evet. için e, ben mesela daha çok hoşuma gidiyor. Normda yüksek ihtimalle benzer bir yerden senin hoşuna gidiyor belki. Tabii ya, yazarlığı var işte. Ben ya, evet. belki, ya, belki de ona yükseliyorum çok fazla. Yazarlığı. Ya, yazıyor yani Louis'de falan da çok iyi o iş. Ee, yani söz ekonomisi falan. Ha evet evet evet. Boş laf yok yani. Ben evet. Türkiye'deki stand upçılar ben hayatım Cem Yılmaz izledim yıllarca. Evet. Çok da güldüm canlı da izledim falan. Ama öyle bir kaygı yok yani bizde Türkiye'deki yapılan işte. Evet. Hani onu söyleyeyim full yazılı olduğundan da eminim. Ona rağmen hani o konuda acele edilmiyor falan. Ben normal setlerini komik olmasa bile şakaya gidiş yollarında söylediği kelimeleri dikkat ederek, evet, analiz evet. ederek şey yaptım. 2-3 tane komedyen var böyle hani dikkat ederek böyle anlattıkları şeyleri falan. Evet. Evet, e, Hiç boşa atmıyor falan. Orada edebi bir şey var yani. Normal evet, evet. güldürüden başka bir şey var. Evet, yani. evet. Ben de öyle düşünüyorum bu arada. O yüzden zaten belki çok fazla ilgimi çekiyor. Yani Türkiye'de yapıldığı ve şu ana kadar gelenekselleşen artık diyeyim 10-20 sene içerisinde stand-up örneklerini izleyerek ben stand-up yapabilirim diyemezdim. Yani Bunun da diyemezdim belki de. Buna yavaş yavaş açık mikrofonlarda falan yaza çize... Nasıl yani mesela? Yani ben hiç bir adam durumda. değilim yani şeyde çıkıp böyle ulan başıma neler geldi. Oraya gittik böyle yapıyor. Aa bu kadar falan bilmem ne işte. <laughs> Anladın mı? Yok işte düzden boya kadar Üf falan filan. Bunu yapılıyor hala yani. <laughs> Ama öyle bir şeyim yok yani. Ben bir şeylere karşı o kadar yükselmiyorum ki hayatta yani. Hani, evet. Anladın bu Küçük ayrıntılara böyle ay oradan da şu tespiti çıkardım insanlara. Yani onun tespit okey de hı hı. daha o bir total yani kelimelerle oluşturabileceğin total yapı daha eğlenceli geliyor yani. Hikayecilik gibi bir şey işte. Tabii, tabii. Meddah kültürü kanka Meddah. ama med, meddahlıkta aslında hakikaten daha yakın yani şey şeyden. O böyle pitch stand Hani daha en azından bir yazılı bir şey var. Kendi komik gelmese de buna şey, bir form var yani. Türkiye'de buna en yakın kim yapıyor ki? Yapıyordu ki. Cem Yılmaz ben, yani. Bence tek, yap, yani Cem Yılmaz yapıyor da Cem çok fazla taklit yapıyor. Şey yapıyor yani oyunculuğu çok çok iyi. Evet. Ve kusursuz yapıyor yani şeyi. Metin içinde bir ona geçeyim, bir buna geçeyim. Ses yapayım falan filan kısmı. Bunu Amerika'da da böyle yapanlar evet. var zaten de. Evet. Ee, beni daha çok etkileyen kısmı bir tık daha edebi falan evet, olanlar evet. yani. Louis öyle işte normal öyle. Şapel zaten şey gibi peygamber gibi hakikaten yani ağzından akıyor kelimeler gibi oluyor genelde. <laughs> hani çok çalışılmamış gibi. De çocukluğu yani. zor geçmiş. Aynen. Ondan sonra. Öyle yani bu genel olarak da değişik sen dedin ya değişik bir cümle duyduğum zaman iyi hissediyorsun. Evet, ben evet. de öyle. Açık mikrofona gelenlerde de aynı şeyi hissediyorum. norm kadar güldüğüm insanlar da var. Son okuduğun kitap ne? Son okuduğum kitabı... Ne okuyorsun şu an? Abi ben normalde ne sırayla şu okuyordum arada? da şu an dört tane kitabı birden aynı anda okumak gibi garip. Allah bir... Allah Ama Allah. roman değil hiçbiri. Hikaye olduğu için... Dino Dino Buzzati diye bir e, İtalyan böyle absürt şeyler hmm. yazan bir adam var. Şey Kafka eski şeyler yazıyor. Hmm. Onun e, Tanrı'yı gören köpek diye bir hikaye kitabı vardı. Onu bitirdim daha yeni. Bayağı iyiydi. Çok sindire sindire hmm. okudum. Ee, zamanda Çehov okumuştum çok fazla çok anlayamamışım Çehov'u ben yani neden iyi olduğunu Hı, falan filan. Şimdi evde kendi hikayeleri diye bir yine e, hikaye kitabı vardı. Onu böyle her gün okuyorum yani tek döne döne okuyorum baya iyiymiş çünkü yani anlayamadığım şeyi anladım şu an. Çehov'un ne, neden iyi olduğunu, karakter analizleri, anlattığı durumlar çok garip falan böyle yani o çok Hı. alışıla geldik büyük şeyler anlatmıyor falan filan. Biz hayatın içinden şeyleri anlatıyor da yani onu o garip duyguları vermesi falan bayağı etkiledi. Nerido'nun bir tane şiir kitabını okuyorum. Yani şiirle çok aram yok onları. Yeni yeni anlamaya çalışıyorum. Şiir güzel ya. Şiir güzel. Bende hiç çok ya. Bir tek sen senin önerin ne zamanında Melih Cevdet'in toplu antolojisini almıştım hmm. şeyin e, kelimeler diye yanlış hatırlamıyorsam. O hoşuma gitmişti. Yani romantik olmayan şiirler de varmış demiştim. Evet. Arada şaka falan gibi şiirleri ha, evet, Evet, Bir de bir şey daha vardı hatırlamıyorum şu an. Şu an bayağı dört tane kitap duruyor. Öyle döne döne duruyor. Yani. Ama şey yani hani yani ne bileyim o da şey gibi geliyor ya. Eğer doğru hikayeyi böyle 10 dakika harcayarak okursan o da gününü değiştirebiliyor. O da birazcık pragmatist. Yani sadece yazarlıkla alakalı değil de iyi yani komik şeyler var gerçekten. Diğer türlüsü ne? Kitap okuma, müzik dinleme. <laughs> hani ha zaman... yapmayabilirdim tabii. <laughs> yani hani diyorsun ya o da duygu durumunu değiştiriyor. Bir şey Anladım. okuyorsun o da fikrini değiştiriyor. Ben ona bu ara çok takıldım galiba. Ha. kandırılıyormuşum gibi hissediyorum. <laughs> bunlar bunlar Illuminati. Müzik dinlemeyin. Şeytanın aleti falan. Öyle bir yere mi gideceğim yani? Nereye varacağız? <laughs> Senin de mi öyle bir şey sürecin oluyormuş bir anda? Gözlerinin önünde aynen. Gözümüzün önünde anlatıyordu abi. Düşünüyor zannediyorduk sadece. mer falan. Şimdi görü... tarikatta. <laughs> aynen. Görüşleri abi. Bir hırka bir lokma. Ben bunu da... hiç düşünmüyorum. Kur'an'da hepsi yazıyormuş zaten bunları falan. Of <laughs> <O> fikre gelmiş kendi. <laughs> 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 Bilmiyorum bu ara kafam yok ya kitap için aynı şeyi söylemiyorum kitap çünkü kitaba dalmak için bir çaba sarf etmen gerekiyor müzik öyle değil abi. müzik direkt alıyor seni yani çok kolay giriyor beynine yani müzik, mü, müzik evet giriyor beynine. yani <laughs> bilmiyorum ben şey gibi geliyor ailemde en sert tartışmalarımı falan hatırlıyorum orada bir anda böyle tartışmanın doruk noktasında çok iyi bir türkü söylemeye başlasam falan herkesi alacakmışım gibi yani falan bütün ortamda ne varsa bütün büyüsünü bozup böyle baba o değil ya. falan bir şeyler dersler yani ama var. çok şey olması lazım ya yani çok iyi bir müzik yapıp hani alamayabilirsin bunu yapıyor, tamam, yapan, yapan vardır belki de yani şey ha, tabii tabii Sazını kıracağım falan. Yani senin bir de kitlen olan annen ve babanın sevebileceği ve susabileceği bir müzik <laughs> evet, tabi. evet, gerekiyor. Tabii, tabii. Orada başka bir şey bağlamacı gerekebilir o noktada yani aynen türkü çalacağım zaten öyle şeyler de ya sesin o kadar iyi olacak ki mesela sazını kırarım hikayeleri bizim ailede de var hatta kırılmış Hı. sazlar var hatta ben de zamanda babamdan böyle bir şey o gitarı falan filan gibi Hı. çünkü şöyle bir şey olmuştu lise 1'de ee, bir tane Ümit Yılmaz diye bir hocadan acı bademde yaşayan böyle tek e, ikinci katlı bitkileriyle yaşayan falan Hı. sürekli yazıp okuyan falan <laughs> bana zamanında oşo moşo oku falan öyle şeyler söyledi yani anlamıyordum ne demek istediğimi de <laughs> <laughs> ee, öyle bir adamdan gitar dersi aldım. Bir şekilde. O da garip yani. İşte bir arkadaşım benim gitar çalmaya başlamıştı liseye girerken. Gülçin attı. Az önce ismini Aha. şey yaptım. İşte ofis açtığımız falan. O çalmaya başlayınca ben de evde tek telli bir gitardan tıngırlatıyordum böyle. tamam Ablama zamanında alınıp e, misina telleri bile çürüyene kadar yani normalde o kadar kolay bir şey değil diye biliyorum. Beklemekten tek <laughs> en üst teli kalmış bir gitarla evde böyle sevda çiçeği falan bir şeyler çalıyordum. <laughs> e, liseyi kazanınca şey Anadolu sesini böyle dediler ki senle birlikte onunla birlikte git sen de kursa. E, bir gittim bir dönem kursa bok gibi kazıtlandık falan bana çok sikko bir gitar sattılar falan tokatladılar bizi o kursta yani <laughs> resmen de bilmiyoruz tabii falan. Ondan sonra şey oldu. Işte yakın başka bir arkadaşım var Alper diye. Şimdi müzisyen zaten işte Mirkeleme falan filan çalıyor. Onunla birlikte lisede müzik yapmaya başlamıştık. E, o da klavyeci benim bir gitar almam gerektiğini <laughs> karar verdik çünkü yok yani bok gibi falan. O arada da işte bir aile dostumuz e, bu Nevi tanıyormuş. Nev diye kadife sesli bir e, pop rock şarkıcısı vardı. O e, Nabik'te tünele gittik, gitar baktık falan oldu, fren oldu, oldu. Orada bulamadık. Kadıköy'e döndük. Kadıköy'de bizim Barlar Sokağı'nda SRV diye bir dükkan var. Hmm. Hep şey vardır evet, ya evet. bilirsin ha. Severiz. Aynen. E, oradan bir gitar aldım. Oradaki gitarı Alırken de bana işte Özlem abla var orada. Özlem abla şey dedi işte sana iyi de bir ders aldıralım falan. Ümit bir abi muhabbet oldu. Ben oradan Ümit abiyle tanıştım ve benim lise hayatımı değiştirdi yani tamamen. Çünkü <laughs> şey sürekli evine gidiyorum. Bir de herkesi kabul etmiyor. Bir tık cins bir adam böyle. Hı -hı. Ve benim profesyonel gitarcı tanıdıklarım işte büyüklerim falan hiç sev sevmedikleri de olmuştu. Yani. Hı -hı. Böyle bir keko bir böyle kendi başında takılıyor bilmem ne. Dünya öyle değil falan filan. <laughs> Bu rockçıydı falan. Çok jazz sevmezdi. Yani severdi ama çok şey, kutsamazdı falan. Öyle bir takım çıkmazları vardı. Ben odamın evine o kadar sık gitmeye başladım ki her gün okuldan çıkışta. Yani lisede falan, lisenin başında, hazırlığın sonuyla böyle lise 1'de falan yani çok gitar çalıyordum. Ve yani tekniğim falan gelişmişti. Böyle Sovyet ekolüyle çalışıyordum gibi falan. Hani çok soğuk bir havada eve gidince bana çay yapıp çayı bardağa tutturuyordu, avuçlattırıyordu ki ellerim ısınsın. Yok işte ha. bilmem ne saatlerce yok. Gitara toka bağlayıp daha sert çalabileyim diye falan şeyler yapıyordum. Ve benim tekniğim falan gelişti bayağı. Ee, ve böyle değişik şeyler kullanıyorum. Ediyorum. Çok hevesliyim işte. Deep Purple çalacağım bir şeyler bir şeyler. Dersler çok büyük sıçtı. Lise 1'de yine okeydi de lise 2'de ben hayatımda ilk defa karneme böyle 3 tane 1. hiç daha önce böyle bir şey yok yani. Hani bir anda zayıf getirmemiştim karneme daha önce. Lise 2'nin ilk döneminde 3 tane 1, bir, bir tane 0. 0 bayağı. Yani ne demek sıfır? Sıfır ben yani 10 mi geçememişim acaba yani ortalama olarak? 100 üzerinden. 20'yi hmm. falan geçememişim yükseklikten. Öyle bir şey. Ee, ben kötü bir karne bekliyorum ama o kadar kötü bir karneme emin değilim. Tamam mı? <laughs> Ve ilk dönemin <laughs> hezeyan. sonu. Hezeyan. Biz de okulda grubumuz var. Grupla dönem sonu şen şeyinde çalıyoruz etkinliğinde. Ona Sahnedeyim. Puan Oğlum yok alakası yok. Sahnedeyim böyle. Okulun bir tane Sikko konferans salonu vardı. O zaman aşırı kiloluydum falan böyle şey... E, tombul tombul işte o yeni aldığım strat böyle bir şekilde çalıştım <laughs> inşaatta falanlarla filanlarla aldığım stratla rock çalıyoruz böyle Deep Purple e, işte Guns N' Roses'lar bir şeyler bir şeyler ben bir yandan çalıyorum şarkıları back vokal falan yapıyorum bir yandan aklıma sadece hani 15-20 dakika sonra bu şey bitecek konser karneler dağıtılacak ve eve gideceğim yani bunların hepsi 2 saat içinde gerçekleşecek sahnede yok işte Perfect Strangers bir şeyler böyle <laughs> Sonra eve gittiğimde şeyi hatırlıyorum yani. O karnı alıp şok olup böyle soğuk soğuk terleyerek eee temizlik vardı evde. Temizlik yapıyordu annem. Böyle bir tatava vardı yani işte. E, çamaşır makinesi çalışıyor bir şeyler bir şeyler. Karneye falan baktılar anlam anlayamadılar. Bazen öyle bir geyik olurdu böyle çok kırık getiren insanlarda hmm. işte o ders saati falan yok o bilmem neymiş. Anladın değil mi? Abi? <laughs> Bu, gerçekten ben o gün şey olduğunu düşünüyorum yani böyle çok kötü bir şey yaşadığında bir şok halinden dolayı do vermen gereken tepkiyi veremezsin ve o artık geçer gider hayatında. Hmm. Onu bir e, babam bir öğretmen insan olarak hani ...benle ilgili hayalleri çok farklı... ...ona öyle bir tepki veremedik ki... ...bir şey yapamadılar yani hani... ...paralize oldu herkes ve hayatımıza devam ettik yani... ...çünkü benim o tepki... dövmesi falan gerekiyordu yani... ...terlik falan fırlatıyordu da... ...abi şey yani böyle... ...çok komikti sonra ikinci dönem bir şekilde hallettim ama yani o benim hayatımda çok garip günlerden bir tanesi. Sınıfta ne yaşayacağım? Almıyorsun değil mi? Kalabilirdim yani. kalabilir. E, ikinci dönem düzelttim hepsini bir şekilde. Ama şey ne yaşayacağım? Abi, o kadar merak ediyordum ki eve yani ona yakın bir karne bile götürdüğümü hatırlamıyorum. Çok iyi değildi derslerim. Hatta iyi değildi yani ama şey bir şekilde geçiyordum yani. Pandemi için ne diyorsun? Ya pandemiyle ilgili 6 5 6 <laughs> önceki ilk başladığı zaman ki hislerimden farklı bir yerdeyim şu an çünkü şey yani bunun bu kadar hızlı normalleşmesi ben insanlık falan öyle şeyler birazcık ilk defa hayatımda büyük resimle ilgili düşünmeye ettim. Çünkü <laughs> anladın değil mi kanka beni şimdi evet, falan şimdi anlıyorum. <laughs> ya şey beni en çok etkileyen kısmı şey oluyor yani nasıl oluyor da bir ay içerisinde sadece devletlerin kararı doğrultusunda insanlar düşünüyor ve hareket ediyor ya. Evet. <laughs> ya bunun ciddiyetini anlamamak gibi bir şey yok yani. Bunun ciddiyetini normal hayatında da bu seviyede duyarsız evet. olursan ölürsün yüksek ihtimalle. Bebeğini evet, düşürürsün, evet, bebeğin evet. ölür. İşte ne bileyim aç kalırsın, yemek evet. yemeyi unutursun falan gibi bir temel. Evet. Bir şey aslında yani salgın olduğundan bahsediliyor ama bu bir insanları öldürüyor. Ambulanslar falanlar filanlar ama bir şekilde vurdun duymaz devam ediyoruz. Benim en büyük deneyimim yani bu iş biterse ve sağlıklı bir şekilde işin içinden çıkarsak benim hatırlayacağım şey bu olacak herhalde. Bu insanlıktan bir bok olmaz. <laughs> yok da yani öyle bir büyük bir şey de söyle <laughs> Ama yani bu çok garip geliyor hakikaten. Yani birileri bile biri edecek diyebilir falan. ne ne ister? ben her sahneye çıkışında canım. kendimi telkinde bulunuyorum. Hatta ilk zamanlarında özellikle sizden de belki duyuyordum işte çevremde çıktığım mekan. Yani çok pandemi pandemi muhabbeti yapma da. Ya ben sahneye çıktığımda şu an Orada bir kalabalık gördüğüm zaman bundan bahsetmezsem kendime yani çok teşekkürler geldiğiniz için falan derken böyle bir ironi barındırıyor içinde çünkü ne yapıyoruz falan hani. <gülüyor> Peki <gülüyor> Aa, alternatifi ne sence? Ya alternatif falan yok yani bu insan bu ben insan doğasına ait benim ilgimi çeken bir şeyden bahsediyorum. Alternatif ol, olsa hayır, hayır, zaten hayır. daha Hayır onu demeye çalışmıyorum. Yani insanlar bu kadar normalleştirdi ya her şeyi. Ya biraz şeyden alakalı. Ya mesela işte. kapatılsa okey miydi? Yok okey ya o öyle, da öyle bir şey için gör, bilmiyorum öyle bir şey için düşünmedim de. Ama kapatılması iyi geliyor ve şeyden iyi galiba. Yani sağlık çalışanları falan filan bas bas kapatın diye bağırıyorsa tabipler bilinden tabipler biline daha çok güveniyorum atıyorum şeyden sağlık bakanında Ya bu yanlış da söylüyor olabilirler de Hı. genel şeyde toplam o yapılanları yaşadıklarımıza falan bakıp hani hangisine güvenmen gerektiğini. O zaman sana falan. şey daha Trump bir yerden bir şey sorayım ekonomi nasıl işleyecek? İşte ekonomi işlemeyecek doğru söylüyorsun da şey <laughs> ya o da işte artık delik kendi düşünce bir şey de bir noktada zaten çıkmazlar ülkesi abi yani iki ucu boklu değnek falan bu bir gerçek Hayır, ama şeyden bahsediyorum nasıl? zaten şöyle bir şey de var benim işte mühendislik yapan ve Binlerce kişiyle birlikte çalışan arkadaşlarım var. Bu insanlar zaten bizim aylakta orada elli kişiyle, 60 kişiyle yaşadığımız şeyi her gün yaşıyor. Ve yaşamak hmm. zorunda yani işçilerle. Hmm. Ve en çok Covid görülen bölgelerde İstanbul içinde işçilerin yoğun yaşadığı hmm. evet. semtlermiş falan filan. E zaten adam haftanın, hafta içi bütün gün e, işe gidip bu insanlarla o havayı soluyor. Ve evet. ya, o insanlar da benim arkadaşımla yani işçisim falan filan ayrı bir yerde değil. Sonuçta bulaşıcı bir ortamda takılıyorlar. Bu insan hafta sonu olunca eve kapanıp kendini daha güvenli hissedeceğini zannetmiyor yüksek ihtimalle bir yerden sonra salıyor yani. Hafta sonu sonunda çıkarım, biramı içerim. Zaten hafta içi sürekli bununla burun burunayım deyip öyle bir salmışlıkta şu an anlam kazanıyor yani bir yerde. Anlatabiliyor muyum? Ama ben anladım, anladım. kendi üzerinden değerlendirince ben evde oturabiliyorum ya. Ha. Ya benim gibi insanlar onda da eminim yani. Hafta sonu da bir daha çıkıp falan neden ama işte hayat bir şekilde devam ediyorken metrobüse biniyorken de stand up'a da geliyorum diyordur yani işte. Ama Hayır zaten orası öyle. Yani günün sonunda en optimum şeyinde ne olmalı diye soruyorsan işte bugün Londra'da yaşayan bir arkadaşımla konuştum. Kapatmışlar yani karantin. Her günde, evet günde bir saat dışarı spor yapmaya çıkıyorsun. Kimse karışmıyor diyor. O seviyede yani. ama çok da takılırsan karışıyorlar belli ki. E çünkü devlet güvencesi. Çarçut. Yani bir şekilde tarım alanlarımızı daha iyi değerlendirseydik. Geriye gidersek. Herkes köyüne dönse korona olmaz. İşte köyüne de dönemiyorsun galiba artık. Yavaş, yavaş onun, o, işler de yani tarım alanlarını yok ettikleri için yani bu üretim üretim. Hani herkes kendini yarıyor işte ekeyim biçeyim kendime kadar unumu oradan alırım buradan takas ederim falan. Onlara çöktüler diye biliyorum ben. Yerli çiftçi yani bitirdiler. Çiftçi mi o video hatırlıyor musun? Çiftçinin amına koydular falan. <laughs> yok bilmiyorum. <laughs> Presenta la serie a podcast con Eres Con ¡Rápido! Ande, ande, Comedia presenta la serie podcast con Enes Uysal.